Çocuk neden sakat abi? Doğuştan. Doğuştan denmez aslında. Hamileyken babasından ağır gıda yemiş. Babası nerede? Sinop'ta. Hapishanedeki? Geçen gün Uğur ablayı hapishaneye giderken gördüm. Sevgilisi. Onun için bu şehirdesiniz. Sen? Uzun hikaye karışık. Bu kaltakla aynı mahallede büyüdük. Mevlana Kapı'da. Babası zabıtaydı. Alkolik hasta bir adamdı, rahmetli, erkenden de gitti zaten. Bu anasıyla yoksul perişan. Bizim tuzumuz kuruydu, acı babam yapmış bir şeyler. Bir de Zagor vardı. Bizim eski evin kiracısının oğlu. Babası filmciydi Yeşilçam'da. Cepçilik, arpacılık her yollarda itti. Ama sevimli, yakışıklı olandı. Bizimkine aşık etmiş kendine. Ben efendi olanım, okul mokul takılıyorum o zamanlar. Öylece büyüdük gittik işte. Ne bok varsa hep askerliği bekledim. 4 sene kaldı, 3 sene kaldı. Sonunda o da geldi gittik. Bizde de herkes bunu bekliyormuş. Gelir gelmez yapıştılar yakama. Ev düzüldü, kız bulundu, çeyiz falan filan. Nikahlandık. 2 taksi bir dükkan verdi peder. Dükkanda koltuk boltuk satardım. Bir gün Boros Pıçka geldi. Hiç unutmam, görür görmez cız ettiği için. Böyle basma bir etek dizine kadar. Çorap yok. Üstünde açık bir bluz. Saçlar maçlar. Pırlanta anlıca. Şunun bunun fiyatını sordu, dalga geçti benimle. Kanıma girdi o gün. Tabii taktım ben bunu kafaya. Ertesi gün bir soruşturma. Dediklerine göre yemeyen kalmamış mahallede. Ama asıl Zagor'a kesilmiş. Zagor da kaftiden içeride o sıra. Bir gün süslenmiş püslenmiş zırt geçti dükkanın önünden. Yazıldım peşine. Tuhafiyeciye girdi, pastaneden çıktı. Minibüs otobüs geldik sağmalcılara. Benim içimde bir sıkıntı. İşi anladım tabii. Zagor'u ziyarete gidiyor. Bir tuhaf oldum. Piçi de kıskandım. Uzatmayalım, çaresiz evlendik ötekiyle. O ara Zagor içeriden çıktı. Sonra bir duyduk, kaçmış bunlar. 6 ay mı, 1 sene mi kayıp. Hep rüyalarıma girerdi orospu. O gün dükkana gelişini hiç unutamadım. Benimkine bile dokunamaz oldum. Sonra bir daha duyduk ki 2 kişiyi deşmiş Zagor. Biri polis. İkisinin de gırtlağını kesmiş. Karakolda 5 gün 5 gece işkence buna. Arkadaşlarının öcünü alıyorlar. Kaltağı da öyle. Önce öldü dediler Zagor'a, sonra komalık. Ankara'da oluyor bunlar. Bizimki bir gün çıka geldi mahalleye. Zagor içeride, en iyisinden müebbet. Bir sabah dükkana geldim, baktım bu oturuyor. Önce tanıyamadım. Anlayınca içim cız etti. Cız etti de ne, tornavida yemiş gibi oldum. Çökmüş, zayıflamış, bembeyaz bir surat. Ama bu sefer başka güzel olsun. Oranın şarkıları gibi. Kalktı böyle, dimdik konuşmaya başladı. Dedi para lazım, çok para. Zagor'a avukat tutacakmış. İleride öderim dedi. Esnafız ya biz de, nasıl diye sormuş bulunduk. Orospuluk yaparım dedi, istersen metresin olurum. İçime bir şey oturdu, ağlamaya başladım, ama ne ağlamak. İşte o gün bir inandım orospuya, tam 20 yıl geçti. Uzatmayalım, Zagor'a müebbet verdiler. Ama rahat durmaz ki piç. Ha birini şişledi, ha firare teşebbüs, o şehir senin, bu şehir benim, cezaevlerini gezip duruyor. Orospu da peşinden. Sonunda dayanamadım ben de onun peşinden. Önce dükkan gitti, ardından taksiler. Karı terk etti, peler kapıları kapadı. Yunus gibi aşk yoluna düştük yollara, iş bilmem, zanaat yok. Butunmuyor hiç. İlk yıllar ufak kahpeliklere başladı. Sonra alıştı. Gözünü yumup yatıyor milletin altına. Gel dönelim diye çok yalvardı. Evlenelim, pederi kandırırım, Zagor'a bakarız. Yok, kancık köpek gibi izini sürüyordu. Ne yaptı bunu anlamadım. Kaç defa dönüp gittim İstanbul'a. Yeminler ettim. Doktorlar, hocalar kâr etmedi. Her seferinde yine peşinde buldum kendimi.
Bir keresinde döndüm, biriyle evlenmiş, bu hamile. Beni abisiyim diye yutturduk herife. Nedense rahatladım. Oh dedim, kurtuluyorum. Bu da akıllanmış görünüyor. Yüzü gözü güzelmiş. Çocuk diyor, başka bir şey demiyor. Sinop'ta oluyor onlar. Ben de döndüm İstanbul'a. Doğumuna yakın Zagor bir isyana karışıyor gene. Hemen paketleyip Diyarbakır cezaevine postalıyorlar. Çok geçmeden bizimki depreşiyor gene. O halinde kalk git sen Diyarbakır'a. 3 gün ortadan kaybol. Herif kafayı yiyor tabi. Dönünce bir dayak buna, eşek sudan gelinceye kadar. Kızın sakatlığı bu yüzden. Sonra çocuğu doğuruyor. Durum hemen anlaşılmamış. Ortaya çıkınca bir gece esrarı çekip takıyor herife bıçağı. Çocuğu da alıp bunu Diyarbakır'a. Zagor'un peşine. Allah'tan herif delikanlı çıkıyor da şikayet etmiyor. Ben o ara İstanbul'da taksiden yolumu buluyorum. Epey bir zaman böyle geçti. Yine her gece rüyalarımda bu. Zagor'un Diyarbakır cezaevinde olduğunu duymuştum o sıra. Bir gece bir büyükle eve geldim. Hepsini içtim. Zurnayım tabi. Yara gözümü açık baktım. Karlı dağlar geçiyor. Bir de açtım, başımda bir çocuk, kalk abi Diyarbakır'a geldik diyor. Baktım sahiden Diyarbakır'dayım. Bir soruşturma. Kale mahallesi vardır oranın. Bir gece kondu da buldum malımı, bilmez miyim? Görünce hiç şaşırmadı. Hiç bir şey demedik. O gece oturup düşündüm. Oğlum Bekir dedim kendi kendime. Yolu yok, çekeceksin. İsyan etmenin faydası yok. Kaderim böyle. Yol belli. Ey başını usul usul yürü şimdi. O gün bugün usul usul yürüyorum işte.